Salı gününe geldi sıra. Şimdi sahneye gelecek ismi törene davet ettiğimizde ben Ankara Gücü formasıyla gelirim. Kabul ederseniz edin. Yoksa gelmem dedi. Biz de bizim için onurdu dedik. Şimdi o ismi açıklayacağız. Sadece geçtiğimiz sene değil, yıllardır hayatımızda hayranlıkla izlediğimiz bir isim. Kurtlar Vadisi dizisinde Kara karakterini 104 bölüm canlandıran, Faytaht Abdülhamit dizisinde Mahmut Celalettin Paşa, Teşkilat dizisinde Tövbekar, Ankara Tiyatrosu sanatçısı Sayın Hakan Boyava ödülünü almak için alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Ödüllerini takdim ettiğim üzere Haberler konkurucusu Sayın Ekrem Temur'u da sahneye davet ediyorum. Buyurun. Diyorsun ki, olan bunlar iki kişi. Biz burada altı kişiyiz. En korkunç abi. Evde, evde olacak. Ona da artı bir dersek, ettik yedi. İkiye karşı yedi. Biz bunları rahat yeriz diyorsun. Diyorsun da, o hesap öyle olmuyor işte. Bu hayatta matematik her şeye yetmiyor. Matematiğin yanında yürek de istiyor. Ama ben bakıyorum, bakıyorum. Sen de o yüreği görmüyorum. Çok kısa konuşacağım. Öncelikle Ankara'ya değer katan sizlerin arasında bu ödülü almak bana gurur verdi. Sağ olun, var olun. Ankara'mıza baktığımız zaman gerçekten bazen şaşırıyorum. Yani pek çok şeyin başkentiyiz. Gerçekten öyle. Sağlığın başkentiyiz. Kültürün başkentiyiz. Her akşam 10-11 tane devlet tiyatrosu perde açıyor. Hepsi dolu. Operalarımız, balelerimiz dolu. Sağlık sektörümüz öyle. Siyasetin başkentiyiz. Hiç tartışmasız. Belediyecilikte başkentiyiz. Her yerde başkentiyiz ama niyeyse biz Ankaralılar, Ankaralılıktan mıdır artık nedir yani? Biz 10 yapıyoruz, 1 satamıyoruz. Başka şehirler 1 yapıyor, 10 satıyor yani. Galiba bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi biraz medyamız eksik. Dolayısıyla bugünkü medya töreninde aldığımız bu ödüller ayrı bir değer katıyor. Medya ayağımızı da geliştirmeliyiz. Bence bu birinci eksiğimiz. Gittikçe ilerleyeceğini düşünüyorum bir Ankaralı olarak. İkinci küçük bir eksiğimiz var. Biz Ankara güçlüyüz. Ankara Gücü tribünlerinden geldik. Bizim içimizdeki başkent aşkı biraz başkadır. Bugüne kadar başkanımız Mehmet İğner, Faruk Koca başkanımız ve Ankara Gücü'ne emeği geçmiş bütün başkanlarımız. Hepsi çok emek verdiler. Her biri bir tuğla ekledi taşın üstüne. Ama bir türlü dünyada başkenti şampiyon yapamayan tek takım Ankara Gücü oldu yani. Bir türlü şu Ankara'dan bir şampiyon çıkaramadık. Maalesef. Dilerim yani, dilerim önümüzdeki yıllarda Ankara Gücü Kulübü'ne desteklerimiz her anlamda daha da artar. Herkes kendi alanında daha büyük destekler verir. Biz de bir şampiyon çıkaralım artık. Zamanı geldi diye düşünüyorum. Sizleri sıkmadan son bir şey daha söylemek istiyorum. Evde hazırladım. Biz tribüncüler biraz pankart yapmaya meraklıyızdır. Şimdi başkentin her alanında değer katan sizler. Yani biz başkentliyiz. Sağlıkta da başkentliyiz, sanatta da başkentliyiz, sporda da başkentliyiz, siyasette de başkentliyiz. Hiç kağıda başkent yazdınız mı? Hiç aklınıza geldi mi başkent ya? Bize bu gücü veren ne diye? Ben kendi kendime küçük bir pankart yaptım. Kağıda başkent yazdığımız zaman ortasında aşk var. Bütün başkentler
yüreklerinin ortasındaki bu aşkı kaybetmesinler, şehrimize daha çok şeyler katmak için hep birlikte çalışalım. Ödül için de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Büyük alkışlarımızla sahneden uğurluyoruz efendim kıymetli sanatçımızı. Ve Afet Bölgesi Hizmet Özel Ödülleri'ne geçeceğiz efendim.